Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ürgüp'e gidiyoruz. Okan orayı çok merak ediyormuş, hayatında hiç görmemiş onu. Ürgüp akşamlarını çok merak ediyormuş. Ama biz gündüz gidip geliyoruz. Yani bugün Kapadokya'da bir 2-3 saat geçirmeyi planlıyoruz. Evet, tarihi doğasıyla. Ne oldu, kamera gerginliği mi var? Niye konuşmuyorsunuz? Yok abi, ne diyelim şimdi? Yeni yemek yedim. Ağzı çöktü. Yok, doğal abi. Kesmeyeceğim. Küfür ettik ama ya, küfür etmeyelim. Küfüre bip yapacağım. Sansür. Sansür yapacağım. Ağzına çiçek koyuyor. Aynen öyle, çiçek koydu ev. Tarihi, doğası ve... Ve? Kültürüyle Kayseri'yi bitirdik. Kapadokya turuna hoş geldiniz. Balon ne kadardı? 150 euro. O sabit. Euro'yla fiyatlandırıyor. Yüzden ne var? Ondan ne var? 10 euro dokan ne var? Baş iş atarız da var. Biliyoruz ama bir kişi bile bilir. Şey yaparız lan, şu 20 liralık fotoğraf çektirilir var. Uçmayan balonu ona bineriz. İkinci çıkıştan dön, navigasyon. İkinci çıkış ya. Bana böyle deme, ben bunu anlamıyorum ya. Bu zaten ikinci sağdan dönmüyor. Tamam. İkinci çıkış deyince Google Maps'in ikinci çıkışı gibi anladım ben ya. Yanında yerel bir rehber varsa Google Maps'i boş ver. Şey mi, sen Google yerel rehber misin? Ben de dördüncü seviye yerel rehberim. Şu an çabalıyorum beşinci seviye olmak için. Tebrik niye etmiyorsunuz ama? Şanlıdayken falan yorum yapsaydım. O ne, ben biliyorum ki. Ya yani mekanlara yorum yaptıkça, beğenildikçe falan. Hmm. Aynen, fotoğraf falan attıkça seviyen artıyor. Yorumların üstte çıkıyor. Ben çok kullanıyorum Google Maps'in yorumlarını bir yere giderken. Ben de katkıda bulunuyorum. Aynı mantık. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Kapadokya gezimizin ilk adımına başladık. Neredeyiz abi şu an? Ürgüp Seyir Terası'ndayız. Ürgüp Seyir Terası'ndayız. Zaten şu meşhur 3 tane şey var. Aynen. Peri bacası var. Orası görünüyor. Çok güneş var. Hiç göremiyorum ya. Kapadokya güzel atlar ülkesi. Yalanmış lan abi. iPhone'umuz yok ama gizli fotoğraf çekiyoruz. Şu ne, 1 lira atıp 2 lira olmuş. Çalışıyor mudur lan sence? Ama varmış abi. Buradan basman lazım. Görsün. Gün başlıyoruz çeydik. Ürgüp Röntgen. Bu ne oğlum ya? Burada ne var? Hadi bakayım. Var mı? Var var, daha süremiz var. Kaç dakika bu? Bilmiyorum valla. Bak şuralara da bak. Senin deve kaç yaşında ya? Benim develer şurada bak. Allah Allah, düşüyordum. Burada çok bir şey yokmuş. Yoldan geçerken duruyor. Güzelini oradan diyorsan. Bir kişi 30. Yer 360 bak şeyde var. Sana o gerçeklikle balona binmiş gibi. Vay be. Güzel. Burada TOG var. TOG sergileniyor güzellerin orada. Aynı zamanda burada arkadaşlar balona binebilirsiniz. Daha ucuz. 150 euro değil. 30 lira. Sadece 30 lira ama tek şeyi uçmuyor. Sadece duruyor. Arkamda görünüyor mu şu an? Görünüyor. Binip fotoğraf çektirebilirsiniz burada. Güzel ama. Tanesi 43 adet 100 lira. Şundan alalım mı? 3 kişiyiz. Ben işte üçümüzü alalım. Bak yani ne diyorsun? Bizim evde var zaten, hep de alırım bence. Şekerlik tamam falan. Tamam kanka, yok. Hayır, ben iki bağlamım da, yoksa bu fazla büyük bir şey. Şundan da alabiliriz. Şu güneş güzelmiş lan. Ay, güneş başka, tabii. Başka bir takılmış bir daha. Aha, oğlum ben şundan istiyorum ya. Güneşin var mı? Allah'a var.
Ama bir önce bir gidip gezelim de. Bana çok tozlu geldi yani şu an. Tozlu olacak zaten. Ağzımızı burnumuzu kapatacağım şey lazım. Şuraya takacağım kamerayı abi. Tam böyle. Neyse bir sonrakini yaparız. Ben nar suyu istiyorum ya. Oo. CSGO. Avgalet var be. O şiş parasızı. Benim beğendiğim bir tane dükkan vardı orada. Yakışıklı abiler hoş geldiniz. Merhaba. Terasta oturabilirsiniz arkadaşlar. Sağ çayımız kahvemiz var. Hazine suyu, portakal suyu, dondurma. Bu pazar çok ucuz. Yani. Gerçekten çok ucuz ama ya. Böyle bu turistik bir tarafta şey sıkıyor. Yok. Nar suyu içelim. İçelim hadi. Gel nar suyu içelim. Nar suyumuzu içiyoruz burada güzel esnafımız. Çok iyiymiş nar suyu ya. Çok beğendim nar suyunu. Senin yorumun nedir? Net iyi. Tavsiye ediyorum. Doğal. Bunun 3 tane kızı olduğunu söylüyorlar. Hı. 3 kız kardeş, bir erkeğe aşık olmuş hepsi. Hı hı. Sonra 3'ü de evli. Daha fazla uyduramayacağım. Sen uyduruyor muydun lan? Biliyormuş gibi anlatıyor ya. Aynen. Çok güzel gidiyor vallahi ya. Vallahi biliyormuş gibi anlatıyor. Sonra oğlan başkasına gitmiş ya, taş olmuşlar falan. Değildim de dayanamadım, gülesim geldi. Sıdan ya, tam almışsın beni biliyor musun ya? Tam böyle pozisyonlu hissediyorum, seni dinliyorum mesela. Buralarda bir hafta anlatayım, efsaneye dönüşüyorum. Harbiden abi, yüzyıllar sonra... Bizim bakalım bundan bir tane hemen şey, yazı. Ortaya çıktı hikayesi, gün yüzüne çıktı. Evet, deli bacalarının sırrı çözülmüyor. Sadece taş ve kayaydı. Şimdi hala aynı yerdeyiz. Orhun şimdi bizi deveye bindirecek. Şöyle göstereyim. İlliyelim. Güzel lan bu atlara bak. De bak, bunları görüyorlar. Sonra diyorlar ki siz hala deveye mi biniyorsunuz? Değil mi? Güzel deve. Oğlum devenin sırtına demir mi çakmışlar? O ne lan? Yok lan o da o tırnak değil. Güven alalım. Tok mu istiyorsun? Tok mu? Tofaş mı lan? Tofaştan herhalde. Tofaş oğlum bu tok değil. Adamı tok alacağım diye. Abi tofaş oluyorsun. İyi o zaman bol bol alalım ya. Hediyelik eşya alıyoruz arkadaşlar. Tofaş mı? Tofaşı nasıl tok sandın? Aa, nasıl da var. Sandıysam Allah'ım. Gel ayna selfiesi. Peki pili değiştirebiliyorsun. Bu annem için düşün diyor. Anne ne bir pincan falan aldı ya. Nereden o? Ne diyor bu ışıklı güzel tatlı olur mu annem için? Tatlı olur ya. Saatte de var bu. Kullanan... Saate gerek yok. Saat her yerde. Tamam. Bunu da annem alayım. İşte kız arkadaşıma aldığım hediyeler. Nazar boncuklu. Bu kendime aldım. Bunu kendine en dandik. Geleceğe yatırım. Bu da anneme. Bu da orijinal Skoda. Bir alalım tamam. Bunlar mı alıyorsun? Aynen ben şunu da ben alayım. Bunları ben tamam. Nakit oo, veririm. Kral. Nakit mi veriyorsun? Ha. Nakitin var mı? Aa nakitim yok. He. Neyse hesap kaç lira bu belki o çıkar ya. Hesap numarası var mı? Sıkıntı yok. Hesap var. Yani hesap var. Hesabı atarız. Sen ya. Bana söyle. 200 yapıyor. Tamam abi. Karta mı atacaksın? Şey mi atacaksın? Hesap. Ya ver postan çektim. Ne uğraşıyorsun ya? Niye postan mı çekeyim? Senin için hangisi daha avantajlı? Bana fark etmiyormuş işte. Tamam abi o zaman. Nasıl dersin? Karttan çekek hiç uğraşmayayım şimdi. Tamam. Oğlum bak tişörtün de Ferrari ha bu arada. Ferrari yok. Ferrari yok. Topu burada sürdürüyorlarmış ya dayı. Allah nasıl sürdürüyorlar? Nerede sürecek? Pandemi aşağıda sürebiliyor muyuz diye. Parayla mı sürdürüyorlar? Oğlum sürülüyorsa sürelim lan. Yanına top bir yok. Top bir yok. Ne çabuk sponsor aldın lan diye. Evet. Nereden baba girişi? Şuradan mı? Şuradan mı? İleride mi? Buradan giriş yok şeye bize açık. Yabancıymış gibi rol yapayım mı? Hi. Hello YouTube. Olmuyor kardeş belli olmuyor. Belli olmaz ya. Welcome to my channel.
I'm here with Orhun. Hi. Fucker, fucker Orhun. Fuck you, motherfucker. Şimdi Göreme Açık Hava Müzesi'ne giriyoruz. Müze kart yoksa girmeyeceğiz. Orhun girmek istemiyor. Var var, müze kart var. Ya burada yoksa diğerinde var, eminim yani. Do you ride camels? Yes. Camels. Camels everywhere. Göreme'nin tarihine bakmam lazım ya, anlatacak bir şey bulamadım. Göremedik ki daha. Aa, espri, şaka, şaka matik. Şaka makinası. Aa bak, senin balonun burada da var. 20 liralık. Aa, müzeye giremedik. Müzeden önce bir kilise ziyaret ettik. Tokalı Project diye geçiyor, Tokalı Kilisesi. Fotoğraf ve video çekimi yasaktı. O yüzden çekemedik ama buraya gelirseniz mutlaka orayı ziyaret edin. Yani çok güzeldi ya. Çok iyi korunmuş. Hala da çalışıyorlar. İtalya'dan bir üniversiteyle çalışıyorlar. Her zamanki gibi. Üzücü tabii, aynen. Güzeldi yani, Tokalı. Burada yaşa, şurada tarımını yapmış gibi işte. Zaten burada biraz önce okudum da, savaşlardan, olaylardan falan çok uzak kalınan bir yer. Korunaklı, engebeli arazi. Özellikle dinin de burada önemli olmasının noktası, inzivaya çekiliyor insanlar. Manastırları, kilisesi. Engebelidir ya. Şu an ulaşım kolay. O zaman ulaşım zormuş işte. Korkaklar her gün ölür kardeş. Cesurlar bir de. Buraların bir sürü de yeraltı şehri. Doğru ya, doğru abi. Evet, bir önceki güzel eserler çıkarmış olabilirler. Yeraltı şehri gezimizin şeyini şuraya bırakıyorum. Biliyorsun. Oradan izleyebilirsiniz. Ben yavaş. Okan dizel motor olduğu için. Torkumuz yüksek ama beygirimiz biraz düşük. Bak, tek beygir. Bu ne tezatlıktır. Ya burada bir yerleri gezmek istiyorsanız müze kart alacağız. Benim mecbur. Süresi bitti. İşte bak. Sadece personel yazıyor. Ya. Kardeş, ayaklarım ağrıdı birazcık. Biraz da terledim ya. Tamam lazım. Girişte biraz problem yaşadık. Müze kart gerekli. Benim müze kartım var. Orhun online mobil satın aldım. Alma yapabildi. Okan kaçak Redmi'yle alamadı da. Hayır, benden geç girip nasıl alabildim, ben onu anlamıyorum ya. Okan CAPTCHA kodunu bir türlü doğru giremiyordu. CAPTCHAP. CAPTCHAP kodunu. Arkadaşlar. Kanka, hangisini almam lazım? Müze kart 1902 mi? Müze kart Plus alacağım. Plus. Plus nerede? Ya o sadece şeyi farklı. Kılıklı. En üstteki. He, yüzü farklı yani. Aynı şey, para. Aynı kart. İçine para yükleme falan, o tarz dalgalar yok değil mi? Yok, yok öyle dalgalar. Kültür Bakanlığı kamu spotu gibisin, yemin ederim ya. Sigara içiliyor mu lan burada? Açık hava müzesinde içilmiyor sigara. Ama açık hava. Kapalı alanda değil mi sigara yasa? Fotoğrafı nasıl kirve? Bakayım kirve. 10 numara. Çok iyi. Ya dayı. Afiş ettin bizim el aleme. El alem değil, benim değerli takipçilerim diyeceksin. Onlar çok saygılı insanlar derler. Hı. Sonra da geldi, kaynak kapıp önümüze geçti yani. Değil mi? Doğru. Hiç yakıştıramadım. Tüm geyşaları kınıyorum. Orhun'la Okan kartı alırken ben bekliyordum, böyle müze kartım var sanıyordum. Meğerse müze kartım yokmuş, kişiselleştirmem gerekiyormuş. Gittim. Sen onu bakkaldan mı aldın? Neden aldın ya? Gittim sıraya, bir daha kimliğimi falan verdim ya, şimdi geldik. Şimdi gezimize başlıyoruz aslında, şu an başlıyoruz. Hadi. Şimdi arkadaşlar, zaten binlerce videoda Kapadokya'nın tarihi, odur budur, ıvırdır zıvırdır bir sürü şey anlatılmış. Şimdi ben de bilmiyorum zaten, tekrardan okumam gerekiyor her videomda olduğu gibi. Şu anda da okumadım. Biraz daha deneyim odaklı bir video yapalım diyorum o zaman. Aynen öyle. Biraz daha bizim yani gözümüzden görün. Hafta sonu bir Ürgüp yapalım, aynen. Kapadokya yapalım dedin, çıktın aynen. Geldin. Ne yapacaksın aynen. İşte? Hafta sonu ne yapacaksın? Geldik Göreme Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Mesela buraya girmeyecek misiniz? Çıkış yokmuş. Evet, çünkü niye? Bir dakika şöyle göstereyim. Tam ben yol devam ediyoruz. Şuradan gel. Gel bir pazar ayinimizi yapalım. Hadi amen oğlum. Geçen pazar göremedim seni. Alamazsın çünkü. Buradaki kiliselerin içine girince fotoğraf ve video çekmek yasakmış. Ben video çekemiyorum. Size sadece dış alan gösterebileceğim. Galiba hep kiliseler açık yani. Ev değil yani. Pazar ya bugün ondan. Ben Feder George'un kilisesine gidiyorum. Her pazar.
Onun muhabbeti daha mı? Onun muhabbeti sarıyor, şarabı daha iyi. Biraz hızlı mı çıkıyoruz ya? Gayet normal çıkıyor. Ah, ben haftada 3 kardiyo öneriyorum. İsa döneminden kalma market. Yenilemişler. Bak içeride güzel kahve makineleri falan var. Kilise yemekhanesiymiş buraya bak. Lan bak masaj üzerine. Taşa mı oturuyorlarmış? Soğuk kardeş, çeker. Var. İlaydı. Kim onlar? Bunun hakkında evlilikler. O nasıl bir iniş? Senin inişini çektim, çok iyi. Devam galiba. Ha. Devam abi. Burada zaten yol seni yönlendiriyor. Hadi bakayım, az önce girilmeze gittik. Kim o? Bu... Vay. Biraz çok iyi ya. Karanlık kilise. Belki burada fotoğraf çekmek ve sıkıntı yoktur. Bazı yerlerde tabela var, fotoğraf çekebilirsiniz diye. Şey, çekemezsiniz diye. Bazı yerleri de yok. Ne konuşuyorsun? Evet. Ya vlog çekiyorum kardeşim. Aa. Kilise paralıymış lan. 130 diye. Her yerde böyle yazmışlar. Kilise içerisinde fotoğraf ve video çekmek yasaktır diye. Gel lan yemek. Gel yemek. Oğlum anca yemekhaneler ücretsiz lan. Diğerleri şey. Çorba lan bu. Çorbayı buradan yiyorsun işte. Oha, çorbayı herkes ortak gelip buradan mı yiyor? Evet. Kanka o kase çorba kasesi o. Ben de şey düşünüyorum. Tavuk etmet yedikleri zaman kemikleri atıyorlar. Ulan Allah. Ben düşüyordum. Oturanlar hiç mi oradan kalkmıyor be evine? Yok ben dolayı yaşlılar oturuyor. De buraya girelim. Aa burada burada Simbo vantilatör falan var. Burası biraz daha modern kanka. Tarihi vantilatör. Okan'ın dar geçitlerden geçişi. Karanlık yollardan geçiş. Bir girelim mi yukarı çıkmadan? Yine yemekhane bir kez. Yemekhane. Kapadokya'da çok yemekhane var. Ama bak buranın model daha iyi. Bura galiba sosyal tesis. İnsanların küçük olduğunu varsayarsak. Şuna hatta şuna çok iyi sınavlar. Sen o gerçi çekim yapmak yasaktı, kemikleri gördüysen. Orada aynı. Şuna yaptılar boyları. Şey yapsaydın, gizli yere kamerayla girdi. Bu çene tipi var. Giremedi o yemekhaneye girdik. Bakalım tebrikat geliyor. Burada çay ocağı. Dur geliyorum çay ocağına. Yok lan buna tuvalet abi. Tuvalet mi? Umumi mi? Aa bura ne lan abi? Bu ne lan? Dayı Roma dönemindeki tuvaletler daha güzel ya. O şey herkesin aynı. Topu sıçma yaptı lan ya. Topu sıçma. Okan'ın inişini çekmem lazım. Yok o bu adam değil mi ya? Geliyor. O geliyor. O mağaraya girmişsin ya, burada yemek pişiyor. Burada delik olması lazım. Burada yemek pişiyor. Yemek pişiyor. Burada dışarıda pişiriyorlar. O zaman zaten aspiratör icat edilmemiş daha. Bir merdiven çıkış videosu. Şimdi. İlk video. Teşekkürler. Göreceğim. Sosyal devlet anlayışı. Tutuluyoruz. Boyama yok çünkü doğru. Yarım kalmış herhalde. Oğlum bu da hep üçgen kare falan yapmışlar. Çok bir sanat yok burada. İşte şey, kareli defter gibi düşün. Kare defter mi? Dalga geçiyorum tamamen. Nasıl yaptım lan? Ya serin ya içerisi. Yaz kış serin burası herhalde. Çıkmaya değmez. Çıkmaya değer mi? Değmez abi ya. Bir şey yok. Bir de karanlık ya. Ya sen bir gün gezesin varsa çık abi, sen niye bunları dinliyorsun? Boşa çıkmayın ya. O zaman çıkma abi. Boyama bile yapmışsın. Bugün daha azladım, 60'ız ve 4500 olmuş. Dayı ben şu anda biteyim ya. Oha. Ne yapıyorsun lan? Şuraya girelim lan. Şura güzele benziyor. Burada da boşa çıkılacak bir yer gibi ama. Şuradan çubuğu sok da içeri içecek. Bir gün var herhalde. Şuraya sağ olun herhalde. Hareket olsun.
Abi mezar ne? Toprağa gömge işte ne taş oluyor. Oradan sağırız da elden sığmayız bu sefer. Gezecek yer var. Yani çok fazla kilise, mağara falan var. İlk başlardakiler güzeldi, orada video çekmemize izin vermediler. Onlar güzel diye herhalde. Yani güzellerini çektirmiyorlar arkadaşlar. Ama güzel, açık hava. Bu ne? Bu ne bilmiyorum ki. Bir şey yok ya içinde. Hep böyle işte, kilise içerisinde fotoğraf ve video çekmek yasaktır diyor. Kapatıyorum. Çıkarttın mı günahlarını? Arkadaşlar içeriye çekemedik. İçeride niye çekemiyoruz? Her yerde güvenlik var. Güvenliği papaz gibi yer yapmışlar. Adam oturmuş orada yakışıklı güvenlik gibi takılıyor yani. Şurada bir... Yine mi yemekhane? Bakayım ama bu daha, bu sanki daha büyük bir yemekhane. Bu şey kalabalık misafir geldiği zaman. Bence yemekler burada pişiyor kanka. Az önceki yerde de yemek burada pişiyordu. Kanki. Kapı olur. Oğlum çok küçük insanlar, baya küçükler. Baksana şuradan. Şuradan yansıması falan yapıyor. Dur dur bakayım. Şöyle orun. Mı çekilmiyor? Bu da mı yasak? Bu kimseymiş. Evet, burada iPhone kullanıcılarının bağlı olduğu bir tane katımız. Ya tam çekiyorduk, çekemedik. Yasakmış. Şimdi orada şey diyor. Burası Mac sevenlerin derneği, Apple sevenlerin. Ne alaka diyorum. İsmi de Elmalı Kiliseymiş, o yüzden diyormuş. Aynen. Bu da böyle bir şaka. Steve Jobs'ın kemikleri. Aynen ya. Steve Jobs zaten buradan çıktı. Şey var, Türkiye Google'a emekli yazınca çıkan, bize bir tarihte yazınca çıkan. Tam olarak öyle. Tamam bitti abi, şimdi biniyoruz. O zaman haydi. Selve. Selve mi? Selve'de, Selve'de görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar Selve'ye geldik. Burasını ben daha çok seviyorum göremeden. Daha güzel. 250 Yuki Benda yeni çıktı. Ama çift silindir ha. Çift silindir aynen. İyi de gidiyor ha. 150 ile falan gidiyor. Ya. Biz şu an normalde tripodla çekiyorduk ama buralarda tripodla çekim falan. Ücretliymiş. Telefonla çekmekte sıkıntı yokmuş. Biz de tripoddan çıkarttık. Ne taksan kafaya takmak yasak değil mi? Takmayacaksın kafaya ya. Takma kafaya. Çok takıyorsun kafaya. Böyle arkadaşlar. Şimdi Orhun'la Selve Antik Kenti. Antik Kent değil aslında burası. Selve Açık Hava Müzesi. Burayı ben göremeden daha çok seviyorum çünkü daha serin. Orhun'un teorisine göre bir yer vadi ise, yeşilse soğuk olur. Su varsa ekstra, su varsa soğuk, ekstra olur. Soğuk olur. Burada Koramaz vadisi. Aynen o Koramaz üçtü, bu ikiyi karşılıyor. Okan sevgisiyle kavga ediyor galiba telefonda. Uyuyakalmışım ya falan diyor. Uyudum zaten bebeğim. PUBG oynuyordu değil mi? Aynen. Orada. Bura biraz daha doğal vadi ya. Aynen. Daha saklanmış. Gel gidelim ya, Okan dayı gelir birazdan. Öyle arkadaşlar. Ama baksana şu doğallık falan benim hoşuma gidiyor ya. Ben yaşlandıkça, yani çok da yaşlı değiliz de, yani yaş ilerledikçe biraz daha doğal yerleri falan aynen sevmeye başladım. Hani tabii ki şehirlerin sanatsal, işte ne diyeyim, şöyle kamera açayım. Yani etkinlik falan bir, yani Coldplay'e gitmek isterim. Türkiye'ye gelmezler aynen, Türkiye. İşte o Metallica'nın Afyon'daki konserini kaçırmayacaktık da. 87. Aha. Dedem gitmiş ona. Çok beğenmiş. Şöyle bir alalım. Otantik ya, çok güzel. Ya buraların genel amacı saklanmak ya. İnsanlar burada saklanmış, inzivaya çekilmiş. Takılıyorlar. Ne? Boyun 1.20 ise burada çok netleşersin ya. Yani. Şu kısmı çok beğendim. Nasıl ineceğiz? Buradan inilir, inilir mi? Eğim yüksek ama dikkat et. Benim ayağım kayıyor ya. Yan in, yan. Yan inersen. Evet, en sevdiğim, bu vlogların en sevdiğim şeyi Okan'ın seyahatleri bir yerlerden geçerken. Kanka bak, Gülliver'in gibi. Baba bak, yarım saat uğraştı, kendini sıktı. Bak nasıl geçiyor bizde. Aa. Böyle şeyi kovalayacaksın. Deyip bak, şuradan bir yuvarlan. Geldim bile. Şimdi Orhun Paşa'mı bekliyoruz. Geç.
kişi gibi olacaksın kral. Şöyle bir arkamızı alalım. Aa, böyle nargile gibi bir işaret var orada bak. Sessizlik. Tam vadi başlandı. Çok iyi ya. Şuradan sanki su akmış da. Kanat kanat. Soslu şey var, tavuk pirzola var. Oo, o da olur. O da güzel. Gama mangal. Gel odan. Hayır. Arkamızda zelbe. Zaten şey düşünsene diyorlar, sıfır yılındasın. İç Anadolu'nun bundan sonra en çok gelişmesi beklenen şehir Nevşehir diyorlar. Bundan sonra. Mantıklı abi burada. Turizm var. Mesela arsa alacaksan Nevşehir'den al diyorlar. Niğde falan da diyorlar. Keşke arsa evet, alabilsek. Niğde için de diyorlar. Niğde bayağı ucuz bu arada. Ben Niğde al. Niğde piyasası. Emlak. Niğde piyasasına hakimsin. Yok yok, abim hakim buradan. Canım kral abime selam veriyorum. Evet. Akın abi buradan selamlar. Nereden gelmiş buradan? Bugün bir slow motion yapmadım ya. Buradan mı? Bir geldiğim yolu bir daha anlatmam. Aynen kral. Baksana şuralara ya. Bungalov tatil. Zelve bungalov. Camiye gidiyoruz. Her yer kilise mi olacak sandın? Oo. Bu neymiş lan? Cami mi kilise mi? Çok güzel görünüyor ya. Şurada da bir fotoğraf alalım. Bu ne bu ya? Ne var burada? Arkasına çıkıyor lan. Oo. Yok, yukarı çıkma şeyi yok burada. Ya burası yukarıdan bir delik gibi düşünün. Aynen, yıkılmış kalmış. O zaman video, biz de videodan izleriz burayı. Bu camiye herhalde ya. Tipi bir camiye benziyor ya. Cami ve meydanmış burada, köy meydanıymış. Abi bak, adamlar ibadeti halkın ayağına getirmiş, görüyor musun? Köy meydanı falan filan. 1952'ye kadar yaşamışlar burada. Oha lan. Uymuşlar dayı, şuraya bir giriş bakalım. Ey, burada bağırtı. Burası daha farklı, daha bir serin bu arada. Oho, bir dakika, bu ne böyle? Sütün gibi bir şey var bak. Bardaş burası çok iyi, oğlum gel. Bir flash tutsana. Kanka orası güzel zaten de. Burayı bilmiyorum. Oo, çok iyi. Oo, aşağı derin ha. Girmeyi düşündüm de girsem çıkamam. Yok lan. Köy muhtarı ne yolu? Zelbe köy muhtarlığı. Baksana, bodrumu falan da var lan. Kanka. Protokol. Şuradan girelim. Buraya bağlanıyor orası. Kanka bu. Burası farklı bir olay kilise. Yani. Kiliselerden de büyük, ben sana diyeyim. Burası cami imamı burada oturuyorlar. Adamlar taşıyıcı kolon koymuş buraya. Hmm. Ayarlamışlar onu. Ya da şey, cami imamı burada Kur'an kursu veriyor olabilir. Kur'an kursu. Değişik bir kapı. Çok ilkel. Aynen. Güzelmiş abi. Kesin muhtarı ne diyor. Sen biliyor musun? Buralar daha serin mekanlar ha. İşte. Burası oralardan daha iyi. Orhun'un teorisi işte. Yeşil yer, vadi. Eskiden suda vardı. Arkadaşlar bugün Kapadokya'daydık. Çok kısa bir tur oldu. Biraz Göreme'yi gezdik. Biraz Zelve'yi. Zaten bir kere daha gelmeyi planlıyoruz. Motorla gelmeyi planlıyoruz. O zaman daha detaylı bir tur olacak. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, çanlara basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. See you. See you.